27 Eylül, 3 Ekim Derli Kova burçları nasılsınız? Yükselen ve Ay burcunuzu, ay birden benim tutuldu. Mutlaka takip ediyorsunuz. Berrak, huzurlu, nadide bir çiçek haftanız olacak. Hayatınız boyunca böyle pamuklara sarılacaksınız. Yani böyle kendinizi böyle bir kraliçe edası, bir prens edası bir haftanız var. Hem dingin, hem sakin, hem planlı her şey sizi daha mutlu edecek. Özellikle işinizle ilgili beklediğiniz yeni anlaşma, istediğiniz ve çözüme oluşmasını istediğiniz ve hakkınız olan iş kapınızın geri iadesi ve işinizde alacağınız ve tazminat haklarınızla ilgili mücadeleniz varsa bunlardan güzel bir şekilde arınacağınız ve haklarınızla alakalı noktanın imzasını atacağınız söz konusu. O yüzden berrak, dingin, enerjiniz yüksek olarak gözüküyor. Ve özellikle de yardımcısanız müdür olacaksınız. Bu konuda da güzel. Eğer müdürseniz üst level bir noktaya sizi düşünüyorlar. Şimdiden hayırlı olsun. Uzun süredir işsiz olanlar için güzel çözüm, güzel çözümlenme, farklı işlerden gelecek diyaloglarda sizin kafanıza göre beğeneceğiniz kapı hayır. Yani nereye giderseniz gidin, iş kapınız aydınlık ve hayırlı. Bir an önce hayırlı olsun diyelim, başlayın. Çünkü sizde şöyle bir şey var. Yaratıcı ruhunuzu anlamayacak hiçbir noktada oluşmak istemiyorsunuz. O yüzden her firmaya bir kulp takma özelliğiniz var ya, ya buranın da benimle işim var diyorsunuz. Evet, orada çok işiniz olacak ve başarılar ve kendinizi orada bir hafta ya da 2 hafta ispatladıktan sonra yerinizde daha büyük değişimler söz konusu olacak. Devletle ilgili pürüz yaşayan mahkemeniz, davanız, suçluluk dosyanız varsa bile arınacaksınız. Yani biri iftira attıysa bile aydınlığa kavuşacaksınız. Ya da kova burçları, hanenizde böyle bir durum yaşandıysa bir af, yani içeride biri varsa, çıkmasını istediğiniz bir olay varsa kişi temize ve aydınlığa affedilecek gözüküyor. Korkma. Mesela işi iadesi bile olsa bu gerçekten hayırlı ve aydınlık olacak, merak etmeyin. Kendi işini yapanlarda biraz maddi kayıplar yaşanabilir. Gereksiz para harcamalarından kendinizi sıkıntıya sokabilirsiniz. Güvendiğiniz bir iş kapısından olumsuz cevap alıp borca boşuna girmiş olabilirsiniz. İmzanızı atmadan hiçbir kredi kabul etmiyorum ve borca girmeniz. O iş olacak, imzasını atın öyle. Çünkü bu hafta işlerde, bazı işlerde olumluluk ama beklediğiniz büyük bir projede olumsuzluk ve ertelenme olacak. Bu da sizi sıkıntıya sokabilir. İhmal etmeyin diyorum. Aile işi yapan ya da ailede ortaklık ya da ortak işi yapıyorsanız, aile bağınızla ortak iş yapıyorsanız ayrılacaksınız. Ortaklı bir işiniz varsa ortağınız sizden ayrılacak. Belli bir ödeme söz konusu olacak ama gayet mantıklı ve güzel bir şekilde ayrılığınız söz konusu olacak ve zarar görmeden ayrılacaksınız değerli kova burçları. Devlete girmek ya da kurumsal büyük bir firmadan haber bekliyorsanız, evet burası doğru, size doğru oluşum yaratacak. Mesela doktorsanız, kendinize estetik doktoruysanız, yer açmak istiyorsanız bir ortak teklif var, bunu yapın, kazancınız iyi olacak. Cildiyeciyseniz bile yine kendi alanınızı, psikologsanız bile kendi alanınızı kurma gibi düşünceleriniz varsa mutlaka yapın. Ne bileyim, manikürcüyseniz bile kendi işinizi yapmanız gerekiyor. Rızkınız ve bereketiniz aydınlık. Bazı kova burçlarında tekrar gebelik dönemi söz konusu olacak. Böyle bir sürpriz. Aa, ben işe başladım, tam işime iade oldum derken tekrar bir gebelik evreniz olabilir. Dikkat edin. Özellikle kova burcu erkeklerine sesleniyorum. Bu ara bir evi satayım, yeni bir ev alayım. Evim size teklif gelebilir. Yani evinize evet satın. Çok daha güzel bir noktadan daha güzel imkanlarla ev alacaksınız. Bu ev o bir evden daha bereketli olacak. Bir de ailenize ait miraslı topraklarımız var. Eğer oralar gelirse bunu yaparım. Şunu o topraklı yerlerinizi satmayın. Haklarınız üzerinize geçsin. Haklarınız üzerinize geçtikten sonra buna karar verirsek sevinirim. Şu an hani satılsın imzası vermeyin. Hak ve evraklarınızın üzerine geçmesi daha sağlıklı olarak uyarı veriyor. Evli olan kova burçlarında bir yakalanma söz konusu olabilir. Bir olaya karışabilirsiniz. Evliliğiniz sıkıntıya düşebilir. Bu ara ne yapıyorsanız hiçbir şey yapmayacaksınız. Evden işe, işten eve geleceksiniz. Ona göre ayağınıza denk alın. Özellikle de ev hanımları, değerli kova burçları,
şöyle bir durumumuz var. Aile apartmanında oturuyorsanız ya da kayınvalidenizle birlikte oturuyorsanız ya da kayınvalidenizle ya da görümcenizle ya da eltinizle ya da kendi ailenizle yan yana oturuyorsanız başka bir ev olumunuz var ve bu eziyetten kurtuluyorsunuz. Hadi hayırlı olsun diyorum. Mesela bazı evli olup ayrılmış kova burçlarına sesleniyorum. Çocuğumu bakıcı, özellikle erkekler galiba bu durumda sıkıntı. Erkekleri ilgilendiren bir mevzu bu galiba. Kadınlar zaten kendileri çocuk. Annesini de büyütmek istemiyorum, kendim büyütmek istiyorum diyorsanız bir çocuk annesinden 12 yaşına kadar ayrılamaz. Bırak sen yine elinden desteğini yap ama onu mutlaka anneyle büyütmeni istiyorum. Yardımcı ya da bakıcı sorununuz olabilir. Çocuğunuza bir sıkıntı olabilir. Bu dönem çocuk bakıcı çocuğunuza bakan kişileri gözden kaçırmayın, ihmal etmeyin. Kamera takın, takip edin diyorum. Mesela ev hanımı olup da işe başlamak istiyorsanız da valla böyle takıya, dekorasyona, renklere, kıyafete, yani ikinci el merakınız varsa ya da ne bileyim temizlik firması kurabilirsiniz, temizliğe gidebilirsiniz. Böyle iş imkanlarınız var. Değerlendirmenizi uygun görüyorum. Zengin ve durumu iyi olan kova burçlarına sesleniyorum. Kocanız size iki katlı bir ev alıyor. Hadi hayırlı olsun. Olmayanlara Allah nasip etsin diyorum. Aşkımı istiyorum ben diyorsanız, benim aşkım gelmeli diyorsanız gelmeyecek. Bunu kabul edin. Dırdırınızdan bıkmış, paranoyaklıklarınızdan bıkmış ve sen yalvardıkça o senden kaçıyor. Artık o sevgilin geri gelmeyecek. Bazı kova burçlarında da şöyle bir sorun var. Uzaktan ilişki yürütüyor olabilirsiniz. O başka bir şehirde, siz başka bir şehirde. Sanki uzaktaki ilişki aynı şehirde buluşacak. Bunun altyapısını oturtmak zorunda kalır. Yurt dışında yaşayan bazı kova burçlarımıza özellikle Azerbaycan ısrarla yazmış. Benim evliliğim çok. Evet, bu hafta daha çok kötü bir noktaya sonuçlanacak. O yüzden boşanma. Bazı kova burçlarında boşanma söz konusu ama illa Azerbaycan boşanacak diye bir şey yok. Yani bazı yurt dışında yaşayan kova burçlarında boşanma söz konusu. Özellikle Avrupa'ya yerleşmek isteyen bazı kova burçları vize ya da Amerika'da bir başvurunuz varsa olumlu şekilde gelecek. Merak etmeyin. Mutlu kalın. Hoşça kalın.